şeytan görüyordu yüzlerini. Tanımıyorum ben onları. Yok yok. Yok yok, bak şimdi tanıyacağım. Kız. Aman ne. Ne yapıyor bu ya? Kim bu deliler ya? Bakın yan açın. Sağa sağa. Kime anlatıyoruz acaba? Yan açın. Sağa çekin. Durun efendim. Şoför durma. Durma şoför. Bakın yan açın. Sağa sağa. Sağa çekin. Durun durun. Yok yok. Durmasın. Şoför durma. Durma gari. Gidiver gidiver yoluna. Açma, kapıyı açma şoför, şoför, şoför bey. Açma kapıyı. Aç kardeşim kapıyı, aç. Beyefendi açar mısınız lütfen? Açsana abi. Mehmet sakin ol, adam açacak nasıl olsa. Tahsin. Beyefendi açın, adam bana patlıyor. Aç abi, aç. Kapıyı açmayı verin. Sayın yolcular, lütfen kimse panik yapmasın. Bu kişisel bir baskındır. Oha lan. Enişte. Lan yine mi sen? Anam, diğeri de gelmiş. Fräulein, biraz sakin olur musunuz? Oğlum, atıver şunları dışarı. Bak Kazibe anne. Artık ben konuşuyorum, tamam mı? Sen susacaksın. Ve ben bu otobüsten inmiyorum şu anda. Oh, aferin be efendim Mehmet. İçimin yağları eridi vallahi. Merhaba. Sensin merhaba. Eşkıya oldun şimdi de yol mu kesiyorsun? Evet. Sayende eşkıya doldum. Hadi in şuradan. Hadi. Yok ya. İnmiyorum işte. Ay romantizme bak ya. Ne yapayım? Ben de miyim? Tırvırıcı. Yani. İn Almancı gülü. Kız. Hiçbir yere inmiyoruz. Ne inmesi ya? İnmiyoruz. Duydun mu gelgit akıllı? Git zamanın bitti şimdi de gel zamanın başladı. İnmiyorum ya. Bak. Tamam. Ne diyorsan kabul ediyorum, tamam mı? Söylediğin her şeyi kabul ediyorum. Ama öncelikle in şu içine tükürdüğümün otobüsünden. Sonra gidip sakin bir yerde bunları konuşuruz ha? Hı? Ne dersin? Ya pardon. Pardon, siz neyi alkışlıyorsunuz acaba? Gerçekten çok. Neyi alkışlıyorsunuz ya? Alkış falan yok, hiçbir yere inmiyorum. Gitmeyecek, gitmeyecek hiçbir yere. Kim bu ayol? Damadı sanırsam. Ay çok yüklenmeyin çocuğa, kesinlikle haklı. İlik gibi çocuk vallahi. Ya inmiyorum, bir susar mısınız? Bana bak, zor kullandırtma bana, in diyorum şu otobüsten. Ya enişte, yani acayip Uber Cool'sun ya. Ay abla sen ne yanar döner çıktın kız? Hani bizim eksen işte Uber Cool değildi? Lan ya, ben öyle bir şey demedim, ben bir şey der miyim? Bir kere benim enişten bir... Yok, bir kere Kadir inanır bir, benim eniştem iki yani. Nasıl vurdu yumruğu masaya ama ya? Şimdi ben sana buradan bir vurarım cennet. Haydi, haydi inin arabadan aşağıya. Yok mu buralarda bir yetkili canım? Müdahale etsenize. Beyefendi, rica etsem lütfen aşağı iner misiniz araçtan? Öyle mi? Sıkıyorsa indirsene şoför kardeş. Tamam, sakin bir saniye. Herkes beni dinlesin şu an. Sayın yolcular, bu gördüğünüz kızım adı Melike. Bu kız bu oğlanla dün gece nişanlandı. Ve yine aynı oğlanın hatası yüzünden sabahına ayrıldılar. Ne var ya, yalan mı? Şimdi siz söyleyin bana. Bu adam hatasını telafi etmek istiyor. Etsin mi, gitsin mi? Etsin, 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 etsin. Ya yeter! Öpmüyorum da, gitmiyorum da, inmiyorum da. Bana bak,
Şimdi seni buradan bir öperim, feleğin şaşar. İn diyorum şu otobüsten, çabuk in. Sen kimi öpüyorsun be? Çoktan geçti o tren. Monşer, artık başka çarem kalmadı, duruma el koyuyorum. Zamanıdır. Cennet, gelsin. Olaya el koy, damat! Olaya el koy, damat! Olaya el koy, damat! Sen buraya gel diyorum. Ya bırak, yorma, bırak. Bırakma enişte, bırakma. Amanın, aklıma bu gayet ol ya. Kızımı kaçırıveriyorlar. Ha, bu arada vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan ötürü hepinizden özür diliyorum ayrı ayrı. İyi yolculuklar Afyon'a kadar. Bravo. Şoför amca! Hadi devam Tansın, devam. Hadi eyvallah. Zahri, siz de hepiniz çok fenasınız. Bana bak, beni sinirlendirme, otur şurada. Kaçarsın, kaçarsın. Görürsem söylerim. Kızım bir dinle ya. Belki bir şey söyleyecek önemli. Ya ne diyecek? Gene özür dileyecek. Ben de dayanamayacağım, affedeceğim. Yemin et. Ya bırak. Ne affedeceğim ben seni bundan sonra? Artık ölsem de affetmem. Zaten özür dilemeyeceğim ki. Bak gördünüz işte. Artık özür de dilemeyeceğim diyor. Monşer, siz iki dakika bekleyin. Biz birazdan geliyoruz. Allah Allah. Biz nereye gidiyoruz da geri gelelim? Gidince görürsün hayatım. Gel bakayım sen buraya. Ya yine mi ya? Gölgeni bırakırsam eğer çarpılayım. Zaten şeytan diyor ki şunun suratına bir çarp. Hadi. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Hadi abla kalk. Hadi. Lan ya açım ben yemek yiyeceğim. Tamam da ben yemeyeceğim. Melike, insanların karnı aç. Bırak da yemek yesinler he? Ayrıca ben de açım. Zıkkım yeseydin. Yiyecektim. Ama senin peşine düşmekten fırsatım olmadı ki. Durun ya, bir anlatsanıza. Orada bir şeyler olmuş. Hiçbir şey konuşmadık. Nasıl bir şey olmadı ya? Ya sana resmen ilan aşk ettim be. Daha ne yapayım ha? Bas! Wunderbar! Aman iyi halt ettin. Sanki kim inanacaksa senin aşkına. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Ya... Şöyle... Ya sen şey yapsana bir. Arkadaşın zıkkımın kökünü getirsene, onu yesin. Hı hı. Menü. O çünkü. Aç. Hep. Otur, açmıyorum. Yardım edeyim. Yok, istemem. Ben taşırım kendimi. Melike, ne zaman bırakacaksın surat asmayı ya? Eğer sen benim etrafımdan çekilirsen, belki surat asmayı da bırakırım. Bana bakın, şuraya yazıyorum. Eğer ben de bu kızın inadını kırıp ona kendimi aşık etmezsem... ...bana da Mehmet Çırağan demesinler. Daha zaten kızın kendine aşık olduğunu anlayamıyor. Kalın kafalı olmak çok zor. Ay kalın kafalarla uğraşmak daha zor canım. Ne oldu enişte? Nasıl spor oldun? Baldız. Enişte. Melike.
evliliğin nalçaları çıkmış. Çıkmış da ne olmuş? Yine evdeyim, yine hapis. Boşanacağım dedi diye terk edemiyorum da. O ne? Amca? Hayırdır sen? Vallahi pek hayır gibi değil. Yatıya gelmiş gibi. Yok, temelli geldim. Ne? Evet. Yani divayla yaşadığım yetmedi, üstüne bir de... Beğenmiyorsan kendi evine gidersin Tahsin. Orada seni çok güzel, mutlu bir hayat bekliyor. Kazbi hanımlarla birlikte. Onlar yok. Köye döndüler. Ya Tahsin? Aslında çok iyi fikir ya. Ne o? Yani kızlara yerleşmek. Düşünsene. Sen, Cennet, ben, Melike. Aa, kızlar burada mı? Hı. Gidiyorlardı da geri getirdik. Ay eşyamı bir ara getirirsiniz, ben de gidiyorum. Ay Perim nereye? Ay nereye? Kızların yanına gidiyorum Hayati. Ne? E tabii. Ya sana boşanıyorum diyorum. Yıllardır beklediğini gerçekleştireceğim diyorum. Bavullarımı alıyorum, geliyorum, sen gidiyorsun. Ya Allah aşkına nedir bu Perim ya, nedir bu? Karın kovalayınca gelmek marifet değil ponçiyim. Boşan da gel. Ama Perim... Madem sen beni alçılarım çıkmışken kutlamak için şöyle bir yemeğe götüremiyorsun... ben salına salına gideyim, arkamdan baka kal ponçiyim. Yalnız pera da güzel salındı be. Ya Tahsin, tavla falan mı oynasak lan, ha? Tavla mı? He. İki de kuşburnu söyleyelim. Esnaf mıyız biz Mehmet? Yani go oynayalım, satranç bile olur ama tavla. Ulan ben senin aristokrasini öpeyim be. Alo, ne yapıyorsunuz ya bizim evin önünde? Sizin evin değil, benim evimin önünde. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz ya senin evin önünde? İşte Melike'nin uyanmasını bekliyoruz. Beyefendi yeni ilanı aşk yöntemleri deneyecekmiş de. Ha, o daha uyanmaz ya bir saat. Hadi ya. Baldız, hadi gel senle tavla oynayalım o zaman ha. Okey, oynayalım. Ama ben kız tavlası biliyorum ha. Kalsın. Zaten ben oynayamam çünkü benim şu anda işim var. Hayırdır? Hala koca adayım bulmaya çalışıyorsun. Yok, buldum birkaç tane. Hatta randevulaşıyorum. Arkadaşa bir gazete, dergi falan ver de beklerken aralansın. Hoba! Haydi kızlar okula. Al sen ne yaptın ya? Tahsin abi doktora bir kavanoz verelim. Paçalarından çok güzel bal damlıyor da. Damlar tabii. Ne de olsa bal Perim arkamda. Aa! Sen benim burada olduğumu biliyor muydun canım? Geldiğin andan beri biliyorum. Arkadaş kim? Civan. Civan artık bizimle çalışıyor. Civan, Melike. Kendisi yengen olur. Bir yanlışın olmasın, oyarım gözlerini ha. Allah Allah. Vallahi bunun içindeki tophanelim uyandı. Oba! Yırtıl ballı tırtıl. Tophaneli değil canım. Galatalı kumaş tüccarı Mehmet Çırağan'ın torunuyum ben. Sülalemi iyi bil ki
Yarın öbür gün belki lazım olur. Üf, çok kral yürüyor yalnız ha. Melike dayan yani. Ne öğreneceğim senin sülalen canım? Senin eşim olmayacağına göre sülalenle de hiç olmaz. Düşeş atarsam belki benimle işin olur. Hı? Oldu. Saygıdeğer dedeniz de zaten zarları siz evcilik oynayın diye yaptırmış. 2-1. Vallahi vur kaç biri demedi, kaç kaç dedi. Gel buraya. Ne? Mis gibi kır çiçekleri işte ya. Sevmez mi? Yani sever de ne bileyim böyle çiçek mi çek. Allah Allah. Var mı başka bir önerin? Çok bilmiş aşk doktoru. Hı? Ona ortak noktanız olduğunu göster. Ortak noktamız mı? Ya iyi de Melike ile bizim hiç ortak noktamız yok ki. Diyorsun. Var mı? Yani abi biz çok farklıyız ya. O kadar da değilsiniz. Daha doğrusu çok güzel bir şeyde birleşiyorsunuz. Neymiş o? Merhamet. Merhamet mi? Senin hastanedeki çocuklar, Melike'nin sokaktaki hayvanları. Bunları kullanacak değilim herhalde Tahsin. Kullan demiyorum. Bilakis ona gerçeği göster. Sizin bütün zıtlıklarınızın, bütün köşelerinizin, bütün hırçınlıklarınızın merhametle nasıl iyileşeceğini anlat ona. Mesela. Yok ya. Ben yine eski yöntemleri deneyeceğim. Seni özledim. Bravo. Ne yani? Sen beni özlemedin mi? Hayır. Yalancı. Zorba, kaba ve küstah. Sevmem. Güzel, zeki ve asi. Çok severim. Bunlar senin için. Beni bunlarla mı kandıracaksın Mehmet? Aa. Niye ya? Kanmaz mısın? Az önce saydığın şıklar arasında salak var mıydı? Bir düşüneyim bakayım. Sanırım yoktu. Ya dursana, ne yapıyorsun kızım ya? Durmam. Öyle beni kandıramazsın. Al çiçeklerini git azotede oyalan. Ya Melike, şu an sadece inadından yapıyorsun, bilmiyorum zannetme. Bütün kadınlar çiçekleri sever. Bütün kadınlar çiçekleri sever demek. Şimdi de beni başka kadınlarla aynı kefeye koyuyor. Senin gerçekten kafanı patlatırım. Ya tamam, tabii ki de diğer kadınlardan farklısın. Zaten farklı olduğun için ben de sana yabani çiçeklerden aldım. Şimdi de bana yabani diyorsun, farkındasın değil mi? Gerçekten seni gebertirim ya. Ya kızım sen hiç sevmeye gelmiyorsun ya. Sevme o zaman Mehmet. Sevme. Severim sevmem. Sana mı soracağım? Git ötede sev o zaman. Uzakta sev. Bir bak bakalım nasıl oluyormuş. Ha. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu biliyorsun demek ki sen. Belki biliyorumdur. Öyle mi? Peki kimmiş senin bu uzaktan sevdiğin adam? Çok merak ettim. Ben tanıyor muyum? Bir gün tanıştırmak istersem tanıştırırım. Melike, şu an sırf beni kıskandırmak için yapıyorsun. İntikam almaya çalışıyorsun, bilmiyorum zannetme. Hem benim kafamın tasını attırma, ben de senden intikam alırım ha. Ödetirim sana bütün bu yaptıklarını. Ödet canım, ödet. Ödetmezsen hatırım kalır zaten. Git, çık dışarı.
ulan Melike. Eğer ben de sana kendimi affettirmezsem bana da Mehmet Çırağan demesinler. Damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla oğunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Artık sen benimsin kızım. Bunu o kafana sok. Senin falan değilim ben. Zorla mı ya? Zorba herif. Bilakis ona gerçeği göster. Sizin bütün zıtlıklarınızın, bütün köşelerinizin, bütün hırçınlıklarınızın merhametle nasıl iyileşeceğini anlat ona. Zorba ha? Yürü, yürü. Demek senin anladığın dilden konuşmam gerekiyor püsküllü. Yürü. Ya nereye? Gidince görürsün. Ya nereye gidiyorsun? Üstün ıslak. Kurur. Yürü. Civan geliyor diye. Ha, anladım. Melike'yi görmesin diye. Aynen, görmesin. Ay enişte. Yalnız gençler, kapı önündesiniz. Farkında mısınız, ha? Cennet. Ha Cennet? Yüceler var o gözünde, yüceler. Sırıtma. Sırıtıyorsun, sırıtma. Olur bacanak. Sensin lan bacanak! Evet, benim bacanak. Ya sen ne kadar gereksiz bir adamsın yahu! Aynen öyle. Ben gereksiz bir bacanağım bacanak. 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 Hadi bakalım. Remzi dede ile Melike bizi bekliyor. Şu son hamlemizi de yapalım değil mi? Hı? Hadi. 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 Gel aşkım. Monşer. Günaydın. Günaydın Monşer. Keyifler yerinde bakıyorum. Nasıl olmasın ki abi? Sevdiğimle vuslata çeyrek var. Melike'ye evlenme teklif edeceğim lan.
Yani şimdi... ne diyeceğimi bilemedim vallahi. İki en yakın arkadaşım. Tahsin, ağlayacaksan vazgeç şimdi lan. Gerizekalı, çok sevindim. Gel buraya. Sağ ol kardeşim. Darısı başına artık. Hadi sen geç otur. Kahve yapmıştım, beraber içelim. Sen ne yapacaksın bacanak? Bak. Mehmet. Ne konuştuk abicim? Zaten Cennet'te evlenme teklif edip duruyor sürekli. Oo, bacanak. İyi, ne güzel oğlum işte. Artık çifte düğün yaparız ha bizim bahçede. Böyle davullu zurnalı falan. Bir tane çakacağım ağzına. Şşş. Şiddet yok. Şiddet yok. Tahsin. Senin canını sıkan ne? Oğlum kızı sevmiyorsan git açık açık söyle. Ha? Seviyorsun değil mi köfte var? Mehmet. Kız benimle evlenmeyi kendini garantiye almak için istiyor. Bunu ona sordun mu? Sordum. Sonuç? Cevap vermedi. Tahsin, sen bu kızı seviyorsun değil mi? Tövbe etmiştim, başıma geldi ya. Ne yapacağım ben şimdi Monşer? Oğlum aşk doktoru olan sensin, ben değilim ki. Ama bana soracak olursan bu işi muallakta bırakma. Git bir an evvel konuş onunla. Ya gerçekten rahatı için evlenmek istiyorsa? Vallahi dediğim gibi kardeşim, bunu ona sormadan bilemezsin. Ama sakın unutma. En kötü cevap bile belirsizlikten daha iyidir. Tabii. Terzi kendi söküğünü. Sağ ol dostum. Ne demek kardeşim benim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Hadi hadi. Hadi. Efendim? Ha tamam. Siz içeri girmeyin. Kimse de sizi görmesin. Ben hemen geliyorum. Dur orada. Dur. Ay niye? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Seni bu bahçede o ilk gün göremediğim için beni affet. Sana neden ben diye sorduğumda gözlerinde gerçeği göremediğim için beni affet. Söz diye direttiğim her an, avucumuzdan kayan aşk için beni affet.
Seni 2 sene önce tanıyıp da sevemediğim için beni affet. Seni bütün bir ömür sevebilmem için... Evlen benimle Püsküllü. Mehmet. Ya sensiz yaşamayayım. Hayatımın sonuna kadar benim Püsküllü belam o. Hadi. Benimle evleneceğini söyle. Evlenirim. Evet, evet, evet diyeceksin ya. Adettendir. Adet böyle. Evet diyeceksin. Evet. Evet, evet. Böyle Alman konsolosu gibi kuruldun. Aa, çok pardon. Gel istersen. Yok yok. Otur. Hatta sen diz çökeceksin. Çünkü ben böyle ayakta yapılan bir evlenme teklifini asla kabul etmem. Hani bilgin olsun diye söylüyorum. Ben diz çökmem. Nasıl ya? Sen centilmen değil misin yani? Ha? İşine gelirse ben evlenme teklif ederken diz çökmem. Tamam. Yani evlenme teklifi ederim. Evlenme teklif ederken diz çökmem diyorsun. Okey, doğru anlıyorum şu anda değil mi yani? Ha? Ha, yo. Lafın gelişiydi o. Bana bak çocuk, sana şimdi böyle lafın gelişi bir çakarım. Bir dakika ya. Sen günlerdir bana evlenme teklif ediyorsun. Bir kere diz çöktüğünü görmedim. Ne yapacağız onu? Ha. Diz çökmüyorum değil mi? Okey, çökeyim ben o zaman. Hayır hayır, saçmalama. Ya, ben sevdiğim kadına diz çöktürmem. Ne dedin sen? Bir dakika. Şu an benim duyduklarım doğru mu? Sevdiğim kadın dedi şu anda bana. Sen seviyorum. Seviyor mu dedin? Ha? Sevdiğim kadın mı dedin bana? Ha? Şu an duyduklarım gerçek mi? Ha? Ben de seni seviyorum ya. Annem o. Yani o zaman biz... Cennet, tamam abartma. Yani seviyorum dedim sadece. Öküz işte bu da. Asil öküz. Sen nasıl bir şeysin ya? Nasıl? Onciğim, bizim çocuklarımız olamadı. Olsun, sağlık olsun. Ama bak birdenbire kızımız, damadımız, oğlumuz, dedemiz, her şeyimiz oldu. Dedemiz, torunlarımız. Ya. Yalnız bunlar gayrimeşru olmasın sakın Perim. Nasıl yani? Yani evlenelim ki hepsini meşrulaştıralım. Sen yok musun Hayati? Ben torun istiyorum. İşte bu sevimli encikler gibi çok çok torun istiyorum. Vallahi ben varım. Bu kadar. Ha. 5 tane mi? Hı-hı. Ya saçmalama. Peki. Senin hatırın için 6 olsun. Ya. Biz şahane bir aile olacağız. Damat bulsam, muradıma ersem uzat.